Dünyanın sulak alanlar gününde bu özel ve hayati habitatların varlıklarını sürdürebilmesi için buraya gelen ve katkıların herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Öncelikle sulak alan nedir? Kısaca bir tanıma yer vermek istedim. Ekranda gördüğünüz bir tanım var. Hem mevzuatımızda hem de Ramsar Sözleşmesi'nde yer alan tanıma göre doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu denizlerin gerçekten çekilme devresinde 6 metre geçmeyen derinliği kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiye dediği bu alanların kıyı kenar çizgisine itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak kalan yerleri mevzuatta biz sulak alan olarak tanımlıyoruz. Birçok tanım yapılmakla birlikte aslında genel olarak suya doygunluğun baskın ve bu durumun toprak gelişimi, bitki yaşamı ve hayvan toplulukları açısından üzerinde etkili olduğu alanları biz sulak alan ya da ıslak alan diyoruz. Bir alanın sulak alan ya da olmasını belirleyen en önemli özellik aslında toprağın veya toprak alt tabakasının suya doygun, en azından belli zamanlar içerisinde suyla kaplı veya suya doygun olması anlamına geldiğini söyleyebiliriz tanımsal açısından. Şimdi biraz sınıflandırma konusundan bahsetmek istiyorum. Ramsar sınıflandırma sistemi sulak alanların hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlayacak ve keskin bir çerçevesi olan bir tanımlama içeriyor. Bir sınıflandırma yapısı koyuyor önümüze. Basit olarak bu sınıflandırma karasal, denizler, kıyı ve yapay olarak üçe ayrılıyor. Karasal sulak alanlar içerisinde akarsular, göl ve havuzlar, bataklıklar, turbalıklar ve jeotermal ve yeraltı sulak alanları var. Denizler sulak alanlarda ise tuzlu su kıyıları, lagünler, hariçler, gelgit bataklıklar ve ormanlar yer alıyor. Yapay, yani suyun insan ile yapılmış sulak alanlar içerisinde de baraj, su depolama alanları, yani baraj gibi düşünebiliriz. Barajlar, kültür havuzları, sulama kanalları, tarımsal alanlar, tuz elde etme sahaları ve mevsimsel olarak görülen tarım alanları var. Gördüğünüz gibi sınıflandırma da bu şekilde ilerliyor. Şimdi sulak alanların değerleri kısmına geçmek istiyorum. Burada işlev ya da hizmet bakış açısı altında bakış açısından kurtulmaya çalışarak bu değerleri anlatmaya çalışacağım. Ekosistem içerisindeki değerlerinden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü işlevden bahsettiğimiz zaman bu işlevlerin insana olan katkısı, insana olan artı değer gözüyle bakıyoruz. Ama aslında sulak alanlar insan faktörünü dışarıda bıraktığımızda kendi içinde olağanüstü değerleri olan habitatlar. O yüzden değerler şeklinde ele almaya çalıştım konuyu. Elbette ki yine güçlerimizi birleştirerek bu yaşadığımız sorunlara müdahale edebilmek, Türkiye genelinde faaliyet göstermeyi hedefliyoruz elbette ki. Bundan iki ay kadar önce av üyeleri bir araya geldi ve 2023 yılında Doğuya Güç Atağı, Doğu adına, ülkemiz adına neler yapmalıdır diye konuştuk. Ve önceliklerimizi belirledik. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de doğa koruma ile ilgili kamudaki yapının güçlendirilmesi, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi. Bakın su diyoruz hep. İşte 6 yıldır mecliste su kanunu bekliyor. Onu bir an önce çıkarılması talebimiz var. Çünkü Anadolu yavaş yavaş çölleşmeye doğru gidiyor. Yavaş yavaş, yavaş dedim, aslında hızlı gidiyor. Koşu adımlarla çölleşmeye doğru gidiyor. 20 yıldır doğa koruma kanunu çıkarılamıyor maalesef. Doğa koruma kanunu çıkarılması için mutlaka doğaya güç kat, çaba sarf etmelidir, uğraş vermelidir dedim. Onun dışında öncelikle alanlarımızı ortaya koyduk. Biraz önce kapsamlı açılış konuşmasında Ali Bey de ifade etti. Tuz Gölü Türkiye'nin ikinci büyük gölü, artık yok. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %60'ı karşılanıyor. Ve yaban hayatı açısından da çok önemli değerlere sahip. Çünkü işte flamingo diye tanıdığımız kuşun yeryüzündeki en büyük kuluçka kolonisi, üreme alanı Tuz Gölü'dür. 2021 yılında da 2000'in üzerinde yavru susuzluktan öldü. Bu senede ölmesin diye borularda su taşındı. Tabii taşıma suyla değirmen dönmüyor. Mutlaka çok daha kötü, çok daha kalıcı tedbirlerin alınması gerekiyor.
İşte doğaya güç kattı, bunun için yola çıktı. Ve fırsatları değerlendirelim, sorunlarımızı gündeme getirelim dedik. Bu fırsatlardan birisi de Dünya Sulak Alanları Günü'ydü. Ali Bey konuşmasında ifade etti. 1997 yılından bu tarafa hem Türkiye'de hem de bütün dünyada sözleşmeye taraf olan ülkeler değil. Sanıyorum olmayan ülke varsa o da bizim adını duymadıklarımızdır. 170 ülke bu sözleşmeye taraf oldu. Çünkü tüm dünya gidişatın farkında ve sulak alanların öneminin farkında ve sulak alanların korunması için de çok ciddi çalışmalar yapılmaya başladı tüm ülkelerde. Biz de ülkemizin en büyük gölü olan, en önemli değerlerinden biri olan Van Gölü için bir araya gelelim. Bu Dünya Sulak Alanları Günü'nde Van Gölü'nü konuşalım istedik. Ve doğuya güç katağı onun için burada. Sağ olun, biraz önce Ali Bey pek çok isim saydı. Ben de isimleri sayamayacağım ama yani benzer toplantılarda görmediğim kadar siyasi parti temsilcileri var burada aramızda. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri aramızda. Doğuya güç katağının ta Artvin'den, Bursa'dan, Eskişehir'den kalkıp Van Gölü'nü dert edip bizim derdimize acaba bir çarede bizden bir kat olur mu diye gelen arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Azalıyor. Yiyeceğiniz bitkinin kalitesi azalıyor.